Pıtır pıtır lan. Tamam. Öyle çık siz güzel istersen. Güzel. Pıtır pıtır geldin mi? Çok güzel. Tamam. Gördüm arkadakileri de abi. Evet. Evet, benim ayağım var. Sanki kopya çekiliyor. Ayağım patlıyor. Rampadan çıkacak. Bir görme engellinin buraya gelebileceğini düşünerekten zaten aracını çekti. Şimdi burada yapacağımız uygulama da biz görme engelli vatandaşların her alanda erişilebilirlik dediğimiz için en iyi yapabildiğimiz spor dalı olan satrancı tanıtmak istiyorum. Hiç görmeyen iki insan normal bir vatandaş gibi çok ileri düzey satranç oynayabildiğini biz biliyoruz. Zaten satranç da bir terim olarak da geçer. Körleme satranç deriz. Ortada hiç satranç takımı olmaksızın iki kişi zihinden satranç oynayabildiğini de zaten biliyoruz. Bunu ben çocuklarıma da şimdi sürpriz olacak bu uygulamamız. Onların gözlerini bağlayacağım ve kursumun en iyi öğrencilerinden ikisi burada kısa süreli maç yapmasını isteyeceğim. Değişebiliyor bu. Siyah karelerimiz yüksek, diğer karelerimiz tersi olan karelerimiz alçak oluyor. Her taşımızın altında satranç tahtasına tutunabilmesi için bir çivi var. Yaşamını oldukça kolaylaştırdığını ben bizzat kendim şahidim. Sizin huzurunuzda bu nedenle Sayın Başkanıma ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. 2006 yılında çıkartılan 5378 sayılı kanun gereği de özürler ve kanunu gereğince de zaten Sayın Kaymakamım da bu konuda bilgi sahibi olduğuna eminim. Bütün kamu kurumları ve özel kurumların engellilerin erişilebilirliğine uygun halde inşa edilebilmesi, aksi takdirde ruhsat verilmemesi söz konusu. Ben bu çalışmanın zaten yapıldığının farkındayım fakat birçok vatandaş bu yapılanın neden yapıldığının farkında olmadığını gördük. Az önce görme engelli yürüme yolunun üzerinde araç park edildiğini, bu park eden kişinin bunu kasıtlı yapmadığını biliyorum. Ancak o yolun neden yapıldığını bilmediğini düşündüğüm için oraya park ettiğini düşünmek istiyorum en azından.